Bunlar bitmiyor malumunuz ama ana yol belli. Tabii. Hani İdris Şah'ın yolun yolu ifadesi var ya hocam, kitabı malum. Yolun yolu belli. O yolun yoluna dair İmam-ı Azam'dan başlayarak hocam biraz böyle ana hatlarıyla gelecek olsak neler söylersiniz? Ehl-i sünnet yolu orta yoldur. Evet. Aşırılıklardan uzaktır. Mesela Mutezile'de çok fazla rasyonalist, çok fazla akılcı bir yaklaşım olduğu için Mutezile mensupları kerameti inkar ediyordu. Evet. Bunun karşısında Ehl-i sünnet alimleri kitaplarına keramatül evliyai hakkun, yani evliyanın kerameti haktır diye bir cümle koymuşlardı. Yani bu çok net bir şey. Ehl-i sünnetlerseniz kerameti kabul edeceksiniz. Kerameti kabul etmiyorsanız mutezilesiniz. Bu kadar basit. Çok net çok hocam. Net. Çok berrak çok bir şey bu. Bir saniye, bugüne kadar duyduğum belki en net tanımı. Yani ehli sünnetten iseniz kerameti kabul edeceksiniz. Demek zorundasınız. Zorundasınız. Kabul etmezseniz Allah'a deyin, deyin ben mutezileyim deyin. Eyvallah. Tamam, sorun yok, olabilirsiniz. O da bir mezheptir. Ama ehli sünnet hocam noktayı koyduk hocam. Şu anda ya. Tamam, bence Hazret'in huzurunda. Evet. Çünkü efendim ehli sünnet alimleri bunu söylerken boşa söylememişlerdir. Evet. Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden kerametin delilleri vardır. Hazreti Meryem, Hazreti İsa'yı dünyaya getirdiği zaman işte silkele yanındaki ağacı diye kendisine hitap geliyor, vahiy geliyor. Ağacı silkeleyince kuru bir kütükten yaş hurmalar dökülüyor. Hazreti Meryem peygamber değildi. Oğlu İsa peygamber ama annesi peygamber değildi. Şimdi kuru bir ağaçtan yaş hurmanın dökülmesi nedir? Bir keramettir. Veya bizim camilerimizde imamın namaz kıldırdığı yerde bir ayet yazar Estağfurullah. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ الْمِحْرَبِ Zekeriya her ne zaman Meryem'in yanına girse onun yanında rızık bulurdu. Ayet bunlar, hadis değil. Sorardı Zekeriya Hazreti Meryem'e. Buraya benden başka kimse gelmiyor. Peki bu rızık nereden geldi? Bu yiyecekler nereden geldi? Deyince Hazreti Meryem Cenab-ı Hak'tan geliyor. Cenab-ı Hak dilediğini böyle rızıklandırır diyor. Şimdi kapalı bir odaya, kimsenin gelmediği bir odaya Allah tarafından rızık geliyorsa ve bu giren kişi de peygamber değilse buna ne diyeceğiz? Keramet diyeceğiz. Peygamber olsa değil mi mucize diyecektik. Evet. Peygamberlerin olağanüstü şeylerine mucize diyoruz. Peygamber olmayanlara, Hazreti Meryem gibi peygamber olmayanlara böyle olağan dışı, olağanüstü bir şey vuku buluyorsa buna keramet diyoruz. Yani İmam Maturidi gibi büyük alimler keramet gerçektir, haktır, vardır diye söylerken bu ayetlere dayanarak söylüyorlar. Kafadan atmıyorlardı. Hay hocam. Onun için bugün rasyonalizmin, pozitivizmin, akılcılığın çok aşırı bir şekilde yaygınlaştığı dünyamızda maalesef bir kısım insanlar bu kerameti, hatta mucizeleri kabul etmekte zorlanıyorlar. Ama bu bizim sözümüz değil. Kur'an ve sünnetten neşet eden hakikatler tabii, yani hocam. Öyle. Çok net oldu hocam. Az evvel ehli sünnetten iseniz kerameti kabul etmek zorundasınız. Bitti. Hani bu kadar net. Ehli sünnetten değilseniz sizin bileceğiniz iş. Ehli sünnette ana yol, sırat-ı müstakim yolu. Evet. Hay hocam, bunun altını çizmemiz çok önemli. Şöyle, bu da sizin kişisel yorumunuz değil. Hayır efendim, günler bin yani. Yıldan beri bütün ehli sünnet ulemasının akai kitaplarında yazdığı bir cümledir. Benim cümlem değil. Tamam hocam. Şimdi keramatül evliyayı hakkun. Eyvallah hocam. Nokta, üç nokta.